Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Beyler, şov başlıyor. Kaporta, orijinal. Balatalar, mis. Boya, efsane. Şova kanmayın, profesyonel hizmetten şaşmayın. Experix'e gelin, güvenli, kaliteli ve teknolojik ekspertizin konforunu sürün. Şov yapmayız, ekspertiz yaparız. Şov şimdi başlıyor. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol Süper Lig'de 13. haftada oynanacak Kilpor-Samsun Spor Beşiktaş maçının öncesini özel olarak değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Önemli bir maç hafta sonunda. Hedefleri farklı olan iki takım Samsun'da karşılaşacaklar pazar günü. Beşiktaş Rıza Hoca ile toparlanmak istiyor biliyorsun. Samsun Spor'da Markus Gisdol'la küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Bir hatırlatmalarımızı yapalım. Tabii. Ardından maçın öncesine geçelim. İzleyicilerimizi ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abone olmalarını, ardından videomuza beğeni, yorum ve sona kadar izlemelerini rica ediyoruz. Milli maç arasından sonra tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz 13. haftayla. Aynen. Beşiktaş'ta biliyorsun bir hoca değişikliği olmuştu. Rıza Hoca milli maçtan önce Başakşehir maçına çıkıp maçı kazanmıştı. Bu ikinci maç olacak. Samsun Spor da ligde düşme hattında 8 puanla 19. Doğru. Sırada. Onlar da milli maç arasına girmeden önce biliyorsun oynadıkları maçı kaybetmişlerdi. Pendik'e. Pendik Spor karşısında 1-0 mağlup olmuşlardı. Bu karşılaşma da ayrıca pazar günü saat 16'da oynanacak. Aynen öyle. Pazar günü Fenerbahçe maçı olduğu için bir de bu maç 16'da. Samsun Spor sıkıntılı durumda. Aşağıdan kurtulmak istiyorlar bir an önce. Gisdol'la bir 2-2 yapılmıştı ama son maçta kaybedildi Pendik maçı. Hedef bir maç mı hani kağıt üstünde, bu tartışılır ama kesinlikle kazanılması gereken maç. Çünkü Beşiktaş'ta Samsun Spor birbirlerinin rakipleri değil aslında ama Samsun Spor'un artık... O kadar puan kaybetti ki artık, evet, hiçbir maçın ayrımı yok. Evet, ayrımı kalmadı. Nasıl bir Samsun Spor bekliyorsun? Vallahi Samsun Spor lige çok kötü girdi. Hatay Spor ve İstanbul Spor maçlarını kazanarak iki maç kazanmıştı ama... Doğru. Ben İstanbul Spor maçını zaten çok ölçü almıyorum. Hatta biz yorumlar yaparken izleyenler bize sormuştu. Siz de Samsun Spor ilk maçını nerede kazandı demişti. Biz hep İstanbul Spor diyorduk. Ama araya Hatay maça girdiği için ilk orada geldi. Sonra İstanbul Spor maçında geldi. Hatay Spor'da mesela o maçtan sonra gidip Galatasaray'ı yendi 2-1. Ben Samsun Spor'un, sen dedin yani bir maç mı diye. Samsun Spor'un çok fazla seri ihtiyacı var. Tabii. En az 4-5 maç. Yani 2 maç bile kurtarmıyor. 3 maç bile kurtarmıyor. Şimdi Samsun Spor 3 maç kazansa... 17 puan yapar, örnek veriyorum. Yukarıdaki takımlar zaten şu anda 14 puanda. 13 puanda. Onlar da zaten her maçın birisi kazanacak, ikisi kazanacak yani. O yüzden Samsun Spor'un acilen... Ha şöyle bir şey de var. Samsun Spor 3 maç üstte kazansa bile diyelim ki 17 yapar. Diyelim ki yukarıda aynı olsa. 2 maç kaybetti mi gene düşme hattına gelir yani. Öyle bir nokta var. Çünkü bu takım 12 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Çok düşük bir yüzde. Bir de Samsun Spor'da şöyle bir nokta var. Sen hiç buna dikkat ettin mi? Samsun Spor şu ana kadar oynadığı 12 maçın hiçbirinde öne geçemedi. Doğru. İstanbul Spor maçında nasıl oldu? Geriye düştü, öne geçti. Hatay maçında nasıl oldu? O da öyle öyle oldu. Bak hiçbir maçta oldu. Öne geçemedi Samsun Spor. Bak hiçbir maçta Samsun Spor öne geçemedi. Bak böyle bir şey de var. O da çok garip bir istatistik 12 yani, maçta. Çünkü yani. Öyle bir kadro var. Çünkü Samsun Spor'da ne forvet hattında ne kanatlarda, zaten kanat da oyuncu yok. Sıkıntı yaşıyor. Doğru. Savunma hattına geliyorsun. Satkata Hoca ısrar ediyor. Yunus Emre Çiğit oynatılmıyor. Drone gelen yere geliyor, ağır kalıyor. Zaten Okan Koç'un performansı kötü. Bekleri zaten söylemiyorum. İşler acısı durumda. Samsun Spor rakiplerine karşı hep ezilerek maçlara başlıyor. Zaten yeniden golden görüyoruz. Bu takım sadece 9 gol atarken 19 gol yedi. Maç başına 2'ye yakın noktada gol yedi Samsun Spor. Şu anda 1.7 gibi. Samsun Spor'un 7 gol.
Ya Samsun Spor'da şu an zaten yolunda giden bir şey yok yani olumlu anlamda. Takım bu oldukça sıkıntılı durumda. Futbol takımı da kötü durumda, basketbol takımı da kötü durumda. Yani iki takım da aynı yıl Süper Lig'e çıktılar. Şey hani geçen bir yorum gördüm hatta bununla alakalı. İki takımın da hani Süper Lig'e aynı anda çıkması iyi mi oldu, kötü mü oldu tarzında. Yani Samsun Spor'da şimdi... Kötü olmadı çünkü Samsun Spor paralı bir takım olarak. Ama yönetilme önemli. Nasıl transfer yapıyorsun, nasıl kadro kuruyorsun. Bence Samsun Spor'un... Samsun Spor'un sen basketboluna bakıyorsun. Yerlilerde iş yok. Göktuğ Başlar var. Doğan Şenliler Göktuğ var. Göktuğ Baş geçen müthiş oynadı ama. Ne oldu? Maç ya Göktuğ Baş, herkes bir maç iyi oynayabilir. Ona bakarsan ilk maçta da Samsun Spor kazandı. Bence Samsun çok Spor'da kötü. Şöyle bir sıkıntı var. Başkanın sürekli param var, param var demesi kulübü yaktı. Hı hı. Çünkü başka takımdan bir isteyen buradan beş istiyor sonra. Hayır, başkan şu göze bakıyor. Başkan çok şey yaptı. Patron eleman ilişkisiyle bakıyor futbolda da. Öyle şirket olmaz. Noktasında. Tabii. Ama sen getirdiğin isim futbola ne kadar hakim, oyuncuya ne kadar hakim, Avrupa pazarına ne kadar hakim. Nasıl, şimdi mesela örnek vereceğim, iki defa bu takıma geldiler Fuat Çapay'la Mustafa Aslıpoğlu. Mustafa Aslıpoğlu şu anda gitti. Federasyona sekreter gitti. Yardımcısı oldu. Ama sen tekrardan o ismi nasıl getirdin bu takıma? Zaten 20-21 sezonunda bütün çerçöpler geldi takıma, yabancılar. Hatta birçoğuyla sözleşmeler geç feshettin. Ondan sonra gene yabancılar geldin, davalık oldun, melinomişler, Noykovaslar. Ya her şey Samsun Spor'un transfer ekibinden başladı. Samsun Spor'da ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu seçen de getiren başkan yükseliyor. Samsun Spor'a iyi bir oyuncu da gelse o da kadro dışı kalabiliyor. Yani Samsun Spor iyi oyuncu alsa onu da kullanamıyor. Boldrin geldi bu takıma. Birinci ligin çok üstünde bir yabancıydı. Novi Kovas da çok iyi futbolcu. Erzurum'da çok iyiydi. Buraya geldi. Hüseyin Hoca iki oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Hani Samsun Spor'da iyi oyuncu da alınsa onlar da kadro dışı bırakılıyor. Yani Samsun Spor hiçbir İyi oyuncuyu da böyle hani parlatamadı ki, oyuncuyu da cilalayamadı ki. Diyorum ya, en başlıca yönetimde yani başkanda hata var. Çünkü başkan seçimleri yapıyor. İşte transfer ekibini getiriyor, yönetimi seçiyor, açıklamaları o yapıyor. Ya bir kere balık baştan kokar noktası var ya, ya öyle bir nokta oluyor. Çünkü sen yönetim anlamında futbol çok farklı. Holding şirket gibi değil. Tabii canım, aynen öyle. Ama Ali Koç da çok zengin bir isim. 6 yıldır çok başarısız tamam, Fenerbahçe'de. Tamam, mali olarak, madde olarak, muhasebesinden tut şeyine kadar tamam. Şirket gibi yönetilecek orası. Ama futbolun içinde transferler, transfer ekibi, oyuncuya yaklaşım. Tabii. Oyuncuya yaklaşımla elemana yaklaşım aynı değil ki kardeşim. Aynen öyle. Oyuncuya sen bir şey yaptığın zaman da oyuncu ne yapar? Oynamaz. Oynamadığı zaman da seni şey yapar. Sabote eder yani. Eder, manipüle eder. Sen maçı kaybedersin. Hocayı da yer. Hocalarda. Gitti Gökhan Hasan penaltı kaçırdı Altınordu maçında, örnek biliyorum. Ama sen şirketteki elemanda öyle değil ki. Adam çalışmadı ama sen adamı gönderebilirsin. Aynen. Futbolda öyle değil. Çok farklı ya futbol. Yüksek paralar dönüyor futbolda. Aynen, şirketteki elemanın aldığı parayla futbolda alınan para zaten uçurum var. Elemanın futbolcu... belki 20 yılda alacağı parayı, 30 yılda alacağı parayı sen adama 1 yıl 2 yılda veriyorsun. Bir de futbolcu şu kafada zaten. Bura olmaz, başka takıma giderim. Yine öyle. Takım buluyor tüm futbolcular. Hiçbiri açıkta değil ki. Ama şirketler öyle değil ki. Tabii. Aynen öyle. Yani o yüzden ya Samsun Spor'da ciddi problemler var maalesef. Hani sezon başının acısı çekiliyor şu anda, yaşanıyor. Yarada durmayacak gibime geliyor. Yani arada pansumanlar oldu iki tane. Hatay ve İstanbul maçı ama... Devre arasında çok kaliteli transferler gelmesi olmaz gibi duruyor. Ya da çok zor görünüyor yani. Samsun ya şimdi yaptıkların yapacaklarının teferruatıdır diye bir şey var. Teminattır çok pardon. Samsun Spor'un şu ana kadar yaptığı hamlelerle yani... Ya şimdi bazı takımlar devre arası gider. Adana Demir, Trabzon gibi takımlar hamle yapabilir yani. O güveni veriyor sana ama... Samsun Spor'dan o ışığı da almıyoruz yani maalesef. Ne diyorsun? Şimdi zaten Samsun Spor'un kazandığı iki tane maç var dedik. İstanbul Spor maçı ben ölçü almıyorum. Normal, herkes yeniyor İstanbul Spor'u. Hatay Spor'da o gün çok ilginç bir durum vardı. Biz Volkan Hoca'nın mimiklerine kadar o gün yorumladık maçın sonunda. Zaten sonradan da bir haber çıktı, Galatasaray maçından sonra bırakacak. İsteksiz bir takım vardı o gün. Hoca takım, da isteksiz gibiydi. Isteksiz. Takım bir acayip. Mesela Samsun Spor'un son attığı Şinter'in golünde 4 tane adam burada. Pas atan Fofa'nın önündeler. 4'ü buraya gidiyor. Ya burada adam boş. Evet. Ya bu kadar mı hani konsantrasyon sıkıntısı oldu? Çok garip bir takım hüviyeti vardı o gün Hatay Spor'da. Samsun Spor'da bence orada biraz şanslıydı diye düşünüyorum. İstanbul Spor maçında da baktığımız zaman da İstanbul Spor'un zaten hep söylüyoruz. Bu ligin en kötü takımı şu anda İstanbul Spor zaten. Ya Eyüp Spor İstanbul Spor'dan daha iyi takım mesela. Aynen. Yani birinci ligde Eyüp Spor. Kocaeli Spor bile İstanbul Spor'dan daha iyi oyuncuları kesinlikle var. Kesinlikle katılıyorum. Zamanda. Çorum'da bile yani yeri geldi mi en azından forvette adamlar var. Sakat var yani. İstanbul Spor'da forvet de yok zaten.
Doğru. Böyle bir problem var. Ama Samsunspor'a geldiğin zaman da her noktada sıkıntı var ve bu pansumanı yapacak nokta devre arası transferleri sadece. Yani başka bir şey şu anda Samsunspor'u kurtarmaz. Artık Yüksel Başkan'ın da burada bir şeylerin elini atması gerekiyor. Yani doğru ekiple yola devam etmesi gerekiyor. Devre arasına kadar fark açılırsa peki ne olacak? Zaten sıkıntı. Taraftara bize mesela hep soruyorlar. Sizce Samsunspor'un devre arasına girdiğimizde kaç puan toplaması lazım? Sen onunla ilgili bir tahmin görüşün var mı? Şu kadar puan toplarsa en kötü hani şansı yüksek olur, daha iyi olur diyebileceğin bir puan var mı senin? En kötü 20 tabii ki de en kötü yani. 20 içinde Samsunspor'un şu anda en az 4 tane galibiyet alması lazım. 6 maçı kaldı ilk devre bitene kadar. 4'ünü kazanması lazım yani. Kesin. Ama fikstürü de zor. 4 maç 12 çok sıkıntılı. Puanını da otomatikman 20'ye çıkartmış olur. Fikstürü çok sıkıntılı. Adana Demir deplasmanı var. Trabzon deplasmanı var. Şimdi buradan maçlarına bakalım söyleyeyim. Aynen aç sen. Beşiktaş maçı 1, Adana Demir maçı 2, Kasımpaşa maçı 3, Trabzon 4, Konya 5, Alanya 6, Karagümrük 7. 7 maç var, 6 maç değil. Yok, 25 Ocak'ta ara giriyor lige. Hayır, tamam zaten şeyi saymadım. Sivas maçını saymadım. Bak Beşiktaş maçı 1. Adana şöyle ilk devre şöyle olacak o. İlk devre şimdi şöyle bir 25 Aralık'ta ara veriliyor. Ben arayı saymadım. İlk yarı 18 hafta oynanacak bu sene. O yüzden ikinci yarı 20 hafta oynanıyor gibi oluyor. Çünkü Ocak'ta bir bilerek ara veriyorlar. Christmas falan var diye. Öyle ama ben direkt ara verecekler. Sezonun ilk yarı maçlarından. Hayır 7 maçı var. 7 maçı var. 7 maçta toplam kaç puan var? 21 puan var. 21 puanı sen diyorsun ki en az 12'sini alması lazım. 20 ile girmesi. Bu kadro alamaz. Peki ben sana bir şey soruyorum. Çok zor maçları var. Sen şimdi 20 var. Puan diyorsun ya. Aha. Şimdi takımlar 13-14 de gidiyor. Aynen. 7 maç var. 20 puan sence nasıl bir noktada olacak? O takımlar da 20, 21, 22'de bitirir çoğu. Yani şöyle. Orada bence Gaziantep her türlü kurtaracak. Sumudika'dan dolayı. Türkiye'de de belli bir güruh var. Televizyonlarda yorumcular falan. Özellikle Sumudika'yı sürekli kötülüyorlar. Onun da nedenleri belli. Ondan değil. Sumudika birilerinin tekerine çomak sokuyor sürekli. Ondan dolayı yani o yüzden geçen yapıyı bildiği için sallıyor zaten. Hem de ana kanallar demedi. Sürekli Sumudika'nın işte Gaziantep'in başında olmasını yediremiyorum diyenler var. Hani bunu kabullenemiyorum. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü kabullenmişse size ne oluyor yani, ben onu anlamıyorum. Hayır, adam bir de başarılı yani. Ben Karagümrük'ün de kurtaracağını düşünüyorum. Sivasspor çok net potansiyel düşme adaylarından biri. Tehlike yaşama ihtimali yüksek. Konyaspor gene öyle. Konya çok sıkıntılı durumda. Alanya da ciddi sıkıntı Başak yaşıyor. Çağdaş Hoca eğer devre arası istediği tarzda oyuncular alırsa kurtarır. İstanbul kesin gitti. O banko. Samsun, Alanya, Konya, Pendik, Sivas... Tehlike içindeki takımlar. Çaykur Rizespor iyi bir golcü alırsa Rize de yırtar. Ankara Gücü'nde ciddi sıkıntı var. Emre Belezoğlu olduğu sürece sıkıntı var. Son oynanan Antalya Spor maçında Ankara Gücü rezalet oynadı. Emre Belezoğlu hoca devam ederse facia durumdaydı. Bu sıkıntı ben sana söyleyeyim. Geçen de söyledim mesela. Tolunay Kalkas daha iyiydi Emre Belezoğlu'ndan. Yani bu anlamda Samsunspor'un rakibi de çok. Ama Samsunspor'un öncelikle kendi içindeki yapıyı düzeltmesi lazım. Yoksa şu diğer takımların da 20-25 falan yapması çok zor yani. Sivasspor çok kötü durumda. Aynen. Pendik'in kadrosu da yeterli değil. Değil tabii, söylüyoruz zaten. Ama Samsunspor'un kendi yapısında sıkıntı var. Hani Samsunspor her şeyi 4-4'lük yapıp sonuç alamayacağı noktası yok ki. Samsunspor içeride zaten transfer süreci yanlış, tabii kadro ki yanlış, başkanın seçtiği ekipler yanlış. Ben zaten o gün de söyledim. O yüzden bu halde zaten. Fuat Çapa seçiminden sonra da söyledim. Artık bütün her şey Yüksel Başkan'a yazar. Bütün başarısızlıklar, düşmeler, çıkmalar, transferlerin derecesi, iyi kötüsü her şey Yüksel Başkan'a yazar. Samsunspor mesela şu anda bu ligde, Süper Lig'de en yüksek istatistik seyirci ortamı oynayan 5. takım yani. Taraftar hala gerekeni yapıyor. Tabii. Taraftar daha ne yapacak? Yine geçen gün gördüğüm resim vardı Beşiktaş maçı için. Kuyruğa girmiş taraftarlar. Bence Fenerbahçe maçı kadar kalabalık olacak. Bir de Samsunspor yönetimi biletlerde indirime gitti biliyorsun. %20. Kombineler çıkardılar yeniden. Yok, hatta aynı fiyatlar. Kombineler aynı fiyatları. Aynı. Hatta tarafta demişler hala fiyatlar aynı diye. Fiyatlarda öyle mi? Yok, indirim tabii yapmadılar 1 lira, 2500, 7500, 10.000 lira, 12.000 haber tabii çıktı ama indirim yapıldı diye. Yok, kombineler yok aynı. Peki. Kombiler aynı fiyatlar. Aynıysa millet niye daha kombine alsın ki? Aynen. Ya çünkü bu takıma indirim yapman lazım millet, hı-hı, gelmesi için. Kombiler aynı. Şimdi taraftar her hafta stada gelip niye azap çeksin ki? Hatta yani buradan gene de bakarız sen devam et. Kombiler tamam aynı çünkü yine 10.000 lira var, 2500'da 2500'lar var yani. O zaman inmediyse mantıksız bence, inmesi lazım. Samsunspor'un zaten şu an taraftar desteğine çok ihtiyacı var. Fazla parayı bile satamaz bu takım. Satmamalı.
Malzeme belli. Bir tane yıldız oyuncu yok. Sana hatta önüne kombine fiyatlarına. Bak, her şey o kadın, kadın, bayan, öğrenci ve engelli taraftarları. Tabii, çok sadece pardon. Şu 12 bin liraydı 9 bin liraya düşmüş. 12 bin liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu 5-7.5'tu yanlış hatırlamıyorsam. Bu da 5-6'lardaydı. Yani şu anda ha, herkesin kendisine göre bu fiyatlar yüksektir. Falan. Zaten kalan maçlara göre bunda indirim yapılmış sayılmaz. Maç sayısı azaldı zaten. Tabii, gene böldüğünde aynı paraya gelecek. Aynen. Kale arkası 1500 uygun aslında ya. Zaten öyleydi fiyatlar. En fazla 2.5 falandı. 1.5'a düştü yani. Ya çok fazla bir rakam yok. Ben sana dedim indirim yok yani. Aynı fiyatlar. Maçlar azaldığı için kaç tane maç? 1 maç, 2 maç, 3 maç, 4 maç, 5 maç. 5 maçı çıktılar oradan işte. Zaten yarısı gitmiş oldu neredeyse. Çünkü o kaç maç oynuyorsun? 10 maç oynuyorsun. Aynen. Doğru. Ya Samsun Spor'da şu an olumlu bir şey yok maalesef. Aynen 10 maç oynuyorsun dediğim gibi zaten. 10 maç kaldı içeride 10 maçı. Aynen. Aynen. Doğru. Durumlar vahim ya bence Samsun Spor'da. 5 maç oynadı içeride. Aynen. 5 mi oynadı? 5 oynadı. Fenerbahçe maçını oynadı 1. Gaziantep maçını oynadı 2. Başakşehir maçını oynadı 3. Hatay 4. Ha, İstanbul doğru, 5 maçı oynadı 5. İçeride aynen. Kaldı 1 maçın, 2 maçın, 3 maçın, 4 maçın, 5 maçın, 6 maçın, 7 maçın. Bayağı kalmış. Maçın, 10 maçın, 11 maçın. 12 maçın 14 kaldı toplam. 13-14 maçın 14. kaldı. Aynen. 1500'ü de 14'e bölsen kale arkası 100 lira oluyor. Bu takıma o paralar verilmez. Aynen. Acı gerçek. Düşün yani. Bence verilmez. Bu kadroya verilmez. Eğer devre arası kaliteli transferler gelir. O zaman iyi transferler gelir olabilir. Yani Samsunspor'un kaderinde devre arasında yapacağı hamleler belirleyecek. Aslında rakipleri çok sıkıntılı durumda. Konya. İşte diyorum ya. Konya'nın 600 milyon TL borcu var. Alanyaspor'un maddi gücü var ama Alanyaspor bu sene bir türlü takımı oturtamadı. Pendik Spor maddi olarak güçlü zaten. Frederick Micho'yu 3 milyon euro bonservisle aldı yani. Hani maddi olarak güçlüler zaten. Yani bir Anadolu takımı 3 milyon euro veriyorsa bir oyuncuya para durumu iyidir. Ankara Gücü Galatasaray'dan Morutan'ı 3 milyon euroya aldı. Ankara Gücü'nde de para var. Sivas Spor sıkıntılı durumda oyuncu getirme anlamında. Samsun Spor'un devre arasına kadar ne yapıp ne edip ekstra puanlar alıp orada iyi hamleler yapması lazım. Kesinlikle. Zaten dediğim gibi anca öyle kurtarabilir. Rakiplerin zaten çok iyi noktası yok. Tabii. Samsun'un öncelikle kendi içindeki sıkıntıyı hallederse o da ne? Transfer ekibi, başkanın doğru kişileri seçmesi ve yapacağı açıklamalar. Samsun Spor zaten kendi kendine sorunu halledecek. Samsun Spor'un kimseye bağımlılığı yok ki. Parası var, bütçesi var. Tabii canım. Ama diğer takımlarda bu sıkıntılar var. Konya'da, Alanya'da, İstanbul Spor'da var, Başakşehir. Bence o yapıda yok, yok şu anda. Çünkü Başakşehir şampiyonluktan sonra işler farklı noktaya geliyor. Gazı kaçmış kola gibi Başakşehir şu an. Çok onlara girmiyorum. Doğru. O yüzden sıkıntılı noktalar var. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da Rıza Hoca geldi. İlk maçında da kazanmayı bildi biliyorsun Rıza Hoca. Çok eksik bir kadroyla çıktılar Başakşehir maçına. Orada bir de Bahtiyar'ı kaybettiler. O pozisyona kırmızı kart bile çıkmadı. Beşiktaş tarafı haksızlığa uğradı zaten. Kesinlikle. Ben Rıza Hoca'nın toparlayacağını düşünüyorum öncelikle. 3 Aralık'ta da bir kongre var Beşiktaş'ta. Bu maçtan tam bir hafta sonra. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Sence kim olmalı? Şimdi Beşiktaş'ın çok büyük borcu var. Çünkü çok kötü yönetildi Beşiktaş. Önce Yıldırım Demirören'le, ardından Fikret Orman'la, üstüne Ahmet Nur Çebi ile çok kötü yönetildi kulüp. Ona rağmen aslında şampiyonluklar bile aldılar. Madde olarak kötü yönetmedi aslında. Yani şöyle, herkes diyordu ya niye almadın transfer? O da dedi ya ben gidip vermem o kadar. Ben Ahmet Nur Çebi'nin taraftarlarla dalga geçtiğini düşünüyorum. Ben çok iyi bir ekonomistim diyor. Yok o zaten dalga geçti. Bahtiyar'a 5 milyon, Onana'ya 4 milyon, 750 bin Euro'dan. Ama verdi 3,5-4 maaş ona bonservis vermedi. Maaşı 2 milyon. 2.250. Aynen. Duşan Tadiç'i almadılar 750 bin Euro'dan dolayı. Tadiç ilk Beşiktaş'a geliyordu. Fenerbahçe'ye değil. Fenerbahçe orada bir operasyon yaptı. Bir de şöyle bir şey oldu. Geçen sene Ahmet Nur Çebi Ali Koç hakkında arabaya binerken şaklaban mı ne bir şey demişti. Ali Koç orada intikam aldı bir nevi o transferle. Bunlar olur zaten büyük takımlar arasında. Normal bu intikam almalar. Ben Ahmet Nur Çebi'nin de hiç iyi yönettiğini düşünmüyorum takımı. Beşiktaş'ı sıradan bir takıma çevirdiler. Beşiktaş bu ülkenin en büyük kulüplerinden biri. Ve Beşiktaş ağır taştır yani altında kalırsın. Beşiktaş'ta uğraşanın çocuğu olmaz. Beşiktaş'ı çok sıradan bir takım haline çevirdiler. Ben onu söyleyeyim. Beşiktaş'a zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burak Yılmaz'ı soruyorlar Ahmet Nur Çebi'ye. Affedersin. O yıllar önceydi yıllar evet. Önce değil, daha yakın zamanda. O şurada Burak o zaman Trabzon'da futbolcu 4-5 yıl önce. Anlamaz bir şekilde şey yapıyor, cevap veriyor. O kim diyor, tanımıyorum diyor. Şimdi de hoca olarak getiriyor, düşün yani. Zaten Şenol Güneş de bombayı bıraktı gitti bu sene ki geçen sene ben bunu çok söyledim. Şenol Güneş başarısız oldu. 3 büyük kulübün başında bir hoca kupa alamıyorsa o sene o hoca gider. Bu yazılı olmayan kuraldır.
Bu sadece son yıllarda bir hoca için geçerli değil bana göre. Samet Aybaba. Samet Aybaba Beşiktaş'a geldi, feda yaptı. Çoluk çocukla oynadı resmen. Gençlerle oynadı. Şenol Hoca Beşiktaş'ın en kaymaklı döneminde çalıştı. 2015-16-2016-17. Quaresma'lar, Taliskalar, Pepe'ler geldi sonra. Negredo'lar yedek kalıyordu o takımlarda. Şenol Hoca'nın iki şampiyonluğu var. İkisinde de Türkiye'nin en büyük hocası Fatih Terim. Seversin sevmezsin. Onun olmadığı iki senede şampiyon oldu. Fatih Hoca geldi 2017-18'de. Kendi kurmadığı takımla şampiyon oldu. Şenol Güneş dördüncü oldu o takımla. Caner'ler, Gökhan Gönüller, Taliskalar'la, Pepe'lerle. Evet. Sonra Beşiktaş battı zaten. Niye? O sene 70-80 milyon euroluk bir takım yapıldı. Şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne de gidemediği için. Çünkü Türkiye'de şampiyon olan o zaman direkt gidiyordu gruplara. Aynen. Beşiktaş battı o parayı alamadığı için. Şenol Güneş sonra milli takımla anlaştı. Orada istifa etmedi hala. Götürdü sonuna kadar. Sonra Abdullah Avcı'yı getirdi Fikret Orman. Hı-hı. Orada hala tazminat veriyorlar Abdullah Avcı'ya. Sonra Ahmet Nurçebi geldi. Sergen Yalçın'ın sayesinde şampiyon oldular. Ki Sergen Yalçın benim beğendiğim bir hoca değil. Çünkü istikrar problemi var. Zaten ikinci senesinde bunu gördük. Yazın sürekli tatillerde falandı filandı. Takım geç kuruldu. Takım o sene facia bir sezon geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nde de sıfır çekti. 6 maçta. Beşiktaş'ı resmen yani komple bitirdiler. Bu sene Beşiktaş Antere Biçli'ye bir futbolcu aldı. Bana göre Dušan Tadić'ten kariyer olarak hiçbir farkı yok. Adam 2018 Dünya Kupası'nın ikinci olan Hırvatistan'ın as oyuncusuydu. Bu maçta da ayrıca yok, cezalı. Aynen. Kısa süre oynamasına rağmen cezalı duruma düştü ligde. Adamı idmandan kovdu Burak Yılmaz. İşte hiçbir maçta doğru düzgün 11'de oynadı. Cenk Tosun da 11'de oynamayı hak etmiyor bana göre Beşiktaş'ta öyle bakarsak. Yürüyor Cenk çoğu maçta. Ha, gol attığı maçlar var da. Icardi de sakat haliyle Türkiye'de gol atıyor. Türkiye Ligi zaten kalitesiz bir lig. Beşiktaş'ın kadrosunun vehametini Konferans Ligi'nde gördük. Orada sonuncu oldu. 4 maçta 1 puan alabildi. Hani. Kasa ezildi Beşiktaş. Aynen. Şey maçında ezildi içeride oynanan. Lugano'ya rezil oldu. Lugano'ya eziliyorsan. O da Şenol Hoca'nın yüzünden. Aboubakar her maç oyundan çıkartıyor. Icardi ölü haliyle her maç 11'de oynuyor. Adam sakat. Hı-hı. Şenol Hoca mahvetti Beşiktaş'ı. Yok zaten Aboubakar'ı çıkarsa da sen 2-0'dan Lugano'ya nasıl maçı veriyorsun? Ya bir de çıkarmayacaksın adamı. İyi oyuncuyu çıkarmayacaksın. Ya. Sonuna kadar oynatacaksın. Icardi her maç 90 dakika oynuyor. Zeko her maç oynuyor neredeyse. Evet. Bir geçen 83'te çıktı. O Adana Demir maçında. Bana göre Beşiktaş'ı yaktılar. Yani Beşiktaş çok sıkıntılı bir sürece girdi. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Bu oyuncuların hepsinin kontratları garanti kontratlar ve uzun dönemli. Hı hı. Yeni gelen yönetim nasıl kurtulacak? Hayır, ben anlamadım bu Erik Bey'le, Onana, Amerte'yle nasıl böyle uzun süreli sözleşme yapıldı? Ya Bahtiyar'la falan Amerte'yle 5 yıllık değil miydi? Yok, 2+1 mi ne? O kadar değil. Onana 4+1 olması işte, lazım. Onana bir pas atıyor Sakaryaspor maçında. Aynen. Zaten Amerte, Erik Bey'le, Onana. Bu transferlerin hepsine yanlış olduğu ya söyleyeyim. Zaten Beşiktaş'ın yeni aldığı tüm stoperleri topla Roman Saiz'in. Onu da aynen. Şenol Güneş'in yüzünden yolladılar. Evet. Şenol Güneş'le alakalı oyuncu ki ben orada Saiz'i haklı buluyorum. Ben de milli takımma gitsem. Ama Suarko'yu sana söyleyeyim. Dünya Kupası yarı final maçında ben de ayağım kopsa gene oynarım. Fas bir daha ne zaman Dünya Kupası'nda yarı final oynayacak? Akıl var, mantık var. Geçen sene geldi Beşiktaş'a Şenol Güneş. Masako'yu kesmeye o da yaptı. Gidiyordu. Evet, o da gidecekti. Sonra Masako'yu oynatınca mecbur kaldı. O da gol attı Adana Demir'e. Zaten iyi oyuncuydu. Ne kafayla kesmeye kalktı onu da anlayamadım. Ona bakarsan bu sene Beşiktaş Galatasaray derbisine çıktı arenada. Sol bekte Bahtiyar'la başlıyor. Masako kulübede. Düşünmüştüm. Beşiktaş'ta bu sene o kadar saçma olaylar oldu ki. Hani Aboubakar'la Getson en iyi iki adamıydı. Onlar da bu saçmalıklardan sonra... Şimdi şöyle, ben Burak Yılmaz'ın bir kere... Çok yanlış açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Burak Yılmaz zaten teknik direktör olamayacağının sinyalini bize kol veriyor. Kırılır yan içinde kalır diye bir laf var. Şimdi Burak Yılmaz kendini antipatikleştirdi gereksiz yere. Herkesi hani şimdi şöyle, sen oyuncularla içeride sorun yaşamış olabilirsin, o ayrı. Ama her şeyi oraya çıkıp açıklanmak. Bir de yeni bir tabir yaptı Burak Yılmaz. Hamına da mamına da diye. Yani Türk futboluna yeni literatüne bir şey de soktu. Beşiktaş'ta kim başkan olmalı sence? Kimi önde görüyorsun? Vallahi ya da hangi ismin açıklamaları sana daha güvenilir geliyor? Vallahi Hasan Arat'ı tanımıyorum. Serdar Adalı'yı tanıyoruz. Serdar Adalı da bence başkanlık koltuğuna yakışmıyor bence. Sence Serdar Adalı'nın yaptığı açıklamalar sana gerçekçi geliyor mu? Dedi ki Mehmet Büyükekşi özür dilemeden benim stadıma giremez dedi. Vallahi ikinci gün gelir unuturlar, onu alırlar. Bana da öyle geliyor. Hasan Arat'ın yaptığı Paris Saint Germain açıklaması için ne diyorsun? Ben de bunun göz boyama olduğunu düşünüyorum. Niye biliyor musun? Neden? Ya sen...
Bu nasıl bir açıklama? Biz Paris Saint-Germain'den oyuncu alacağız. Bu böyle bir dünya yok ki. Kimi alacağına da bağlı. Yok ya, Paris Saint-Germain niye Paris Saint-Germain? Ya dersin ki biz geleceğiz. Buraya çok iyi bir transfer ekibi kuracağız. Scout ekibi. Dünyayı tarayacağız. Beşiktaş'a yakışacak. Bütçeye uygun. Çok fazla açılmadan, saçmadan iyi bir yapı oluşturacağız demesi lazım. Bana ne City'den adam alacaksın Paris Saint-Germain'den? Ona bakarsan Ali Koç da geldiği zaman da alıyordu. Hani ne oldu? Ali Koç daha kuvvetli değil mi Hasanarat'tan? Ali Koç maddi olarak Türkiye'nin en zengin başkanı. Dursun Özbek'ten de zengin. Bak Beko'yla Barcelona'nın işbirliği var diye dedi ki Barcelona'dan oyuncu alacağız. Ay, Umtiti'nin adı geçiyor. Alsa Selva falan öyle. Ya bunlar hikaye. Ne Paris Saint-Germain'in City'si? Ne City'si? Ya şu an Türkiye'de zaten Galatasaray bu konuda bir numara. Hani iyi kadro kurma anlamında. Fenerbahçe de bu sene iyi transferler yaptı. Beşiktaş büyüklüğüne göre kadro kuramadı. Bu acı gerçek. Hı hı. Zaten başkan da dalga geçti taraftarlarla. Ben dedi çok iyi ekonomistim dedi. Hı hı. Bahtiyar'a 5, ona anaya 4.5 mu 4.6 mı ne verildi. Düşün işte. İlk oyuncularını kaybetti Beşiktaş bir de üstüne. Roman Say İspan'a göre geçen sene bu ligin en iyi stoperiydi. En iyi sol stoperiydi. Victor Nelson'la beraber de en iyi stoperiydi. Nelson bu sene çok kötü ama geçen sene iyiydi Galatasaray'da. Evet. İkisi en iyi stoperlerdi. Ama ben Rıza Hoca'nın toparlayacağına inanıyorum. Rıza Hoca iyi bir hoca. Gönülden Beşiktaş'ın kadrosuna çok güvenemediğim için Rıza Hoca'nın hani burada başarısız olması olsa mesela, örnek vereyim, ben Rıza Hoca'ya başarısız. Ya geçen sene Şenol Güneş de başarısız oldu zaten. Rıza Hoca da kupa alamazsa bu sene kimse bir şey diyemez. Zaten Beşiktaş'ın hani öyle bir kadrosu yok. Şenol Hoca'nın geçen seneki kadro daha iyiydi ve haftada tek maç yapan kadroyla hiçbir şey yapamadı. Şimdi Jorge Jesus bu ülkeden küfürlerle gönderildi neredeyse, o kadar tepki. Ama adam 8 sene sonra Fenerbahçe'ye kupa kazandırdı ve 3 kulvarda oynadı geçen sene. Türkiye'nin en çok maça çıkan hocası. Yönetimi de hocasını iyi savunamadı. Galatasaray bir açıklama yaptı, çıktı Erden Timur'la. Ligi değiştirdi resmen. Ligi bitirtmem dedi. Aynen. Beşiktaş'ın yönetimi zaten yok gibiydi. Hı hı. Transferin son gününde Beşiktaş'ın as başkanı partideydi. Resimleri çıktı yani. Hı. Millet transfer bekliyordu, iyi oyuncu bekliyordu. Kıyafet vardı. Yani Beşiktaş'ta zaten olmaması gereken futbolcular da var. Necip gibi, Tayfur Bingöl gibi çok sıradan futbolcular. Tayfur zaten ben... Medyanın neden büyüttüğünü de anlamıyorum. Tayfur'un hiç iyi bir oyunu yok ki. Medya büyütüyor mu ki Tayfur'u? Diyorlar ya çok iyi oyuncu, şöyle böyle diyorlar ya Tayfur'a. Tayfur sıradan bir futbolcu. Yani bilmiyorum, çok büyütüyor. Türkiye'de şu an 4-5 tane iyi yerli futbolcu var, dokunulmayacak. Onun dışındaki Türk futbolcular sıradan oyuncular zaten. Aynen. Peki sen Beşiktaş'ta bu maçta Abubakar'la Cenk Tosun'un farklı olacağını düşünüyor musun? Kulübede olabilirler. Ben hocanın Muleka ile başlayacağım. Ama Rebiç olmadığı için Muleka kanatta, Abubakar en uçta olabilir. Bence Abubakar olacak çünkü kendisinin yaptığı sonuçlama dedi ya, Samsun maçıyla beraber dedi kendimi şey yapacağım. Bence o yüzden Abubakar kadroda olacaktır. Sen Samsun Spor'da nasıl bir kadro bekliyorsun peki? Ya şimdi Samsun Spor'un kalede Okan olur. Fix zaten. Şintler ben bekliyorum sağ bekte. Şintler evde kalıyor. Kim oynayacak ki? Zeki Yavru mu oynayacak? Vallahi biliyorsun Samsun'da sağ tarafta Tırpan oynuyor hep. Saç mantıksız olur bence ama tamam, yani olabilir, bir şey diyemem. Doğru diyorsun çünkü oyuncu oynuyor orada. Hani ben olması gerektiğini söylemiyorum. Hocanın tercihinden dolayı diyorsun. Aynen. Satka ile Drone gelen stoperde olur. O ikisi de Pendik maçında çok sallandılar ama Satka zaten kötü bir oyuncu. Hoca onları kullanıyor. Yunus Emre niye oynamıyor ben hala anlayamadım. Bu takımda Yunus Emre'ye karşı lobi mi var? Bence bu takımda Yunus Emre'nin oynamaması onun ayrına. Takım kötü zaten. Oyuncu kötü takımda daha geriye gider. Peki Yunus Emre oynamayınca zaten genç oyuncu. Kim alacak Yunus Emre'yi? Şöyle olur. Kötü takımda da oynasa zaten bir şey yapamaz bence. Daha oyuncuyu, beklentisi olanlar daha da şey olacak. Şimdi Adana Demirspor'da Semih Güler niye çok iyi duruma geldi? Çok iyi oyuncularla oynuyor. Yusuf Sarı uçuşa geçti. Hem iyi hocayla hem iyi oyuncularla. Şimdi Semih Kaya bir ara çok iyi stoper olmuştu. Niye? Uyfalı Uşi ile oynuyordu. Dani ile oynarken batırıyordu. Yanındaki oyuncu çok önemli. Kesinlikle. Yunus Emre Drone gelenle falan da iş yapamaz. Drone gelen de öyle bir şey yok ki. Pendik maçında gördük, Erencan yardımcıyı tutamıyor. Aynen, çok kötü oynadı. Ve Ercan Koloğlu falan, Samsun Spor'da Kenan Yelekler vardı, Türk stoperler. Bu oyuncular onların gerisinde. Tabii ki, orası öyle zaten. Hani yabancı oyuncu niye alıyorsun o zaman, böyle alma.
Sol bekte de Soner oynar bence. Çünkü Gistol bence Mark Bolay'ı sildi. Bana öyle geliyor. Benasser sakatlandı çıktı Pendik maçında. Olmayabilir mesela. Evet, olmayabilir. O oynamazsa sence Osman mı oynar? O zaman bence Tırpan 6'da oynayıp Şintler sağ bek oynayabilir mesela. Bakalım. Samsunspor'un da kadrosunu zaten yapamıyorum. Ben hep söylüyorum. Ben de yapamıyorum. Sıkıntılı yani. Samsun çok sıkıntılı. Ben bu karşılaşmada Beşiktaş'ın kazanarak Rıza Çalınboy Hoca ile beraber 2'de 2 yapacağını ve 3 puanla haftayı kapatacağım. Sence forvette kim oynar? Ben onu merak ediyorum. Marius mu? Ercan başladı son bence maç. Bence Ercan oynar. Ercan mı diyorsun? Aynen Ercan diyorum. Bakalım. Görüşüm o yönde. Bakalım peki. Olacak. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorsun. Sen ne düşünüyorsun? Ben Beşiktaş'ı favori görüyorum. Rıza Hoca ile 2'de 2 yapacağını düşünüyorum. Hı hı. Ben bir Fenerbahçeli olarak da Rıza Hoca'nın Beşiktaş'ın başına gelmesine hiç sevinmedim. Hı hı. Çünkü 9 Aralık'ta Beşiktaş-Fener maçı var. Hı. Rıza Hoca'nın ben Şenol Güneş'e göre de Burak Yılmaz'a göre de takımı daha iyi toparlayacağına inanıyorum. Hı hı. Bakalım olacak. Merakla bekliyoruz. Ağzına sağlık. Kapatıyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İki takıma da başarılar dileyelim pazar günü. İki tarafa da selamlar. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.